Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Habit H2590 BT kablosuz kulaküstü kulaklığı inceleyeceğim. <laughs> Uzun zamandır uygun fiyatlı bir kablosuz kulak üstü kulaklık arıyordum. Habit markasının daha öncesinden bir tane kablosuz kulaklık modeli incelemiştim. HB 916 modeli. Onu da şuraya kartlara bırakıyorum. O kulak içi Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklardan biriydi kulak içi olarak. Bugün de kulak üstü çok ucuz böyle yani ucuz diye bildiğim yaklaşık işte 300 TL'nin altına satılabilen hem de bilindik bir marka. Habit markasının birçok farklı ürünü var işte kablosuz kulak içi kulaklık, kulak üstü kulaklık, akıllı saat vesaire bilindik bir marka. En azından ürünlerin kalitesini birazcık da olsa bildiğim bir marka olduğu için de araştırdım. Şu anda en uygun fiyatlı satılan kablosuz kulak üstü kulaklıklardan biri olduğunu gördüm ve hemen satın alıp sizler için incelemesine başladım. Gördüğünüz gibi şöyle bakın kutuyu da sizlere yakından göstereyim. Ön tarafta zaten kutunun kendi görselini görüyorsunuz. Siyah renkte ayrıca farklı renk opsiyonlar da var bildiğim kadarıyla. Beyaz rengi vardı. Mavi rengi olması lazım. Ben siyah rengini tercih ettim. Bunun bir üst modeli daha var. Hatta onu da yakın zamanda başka biri daha incelemişti. O tabi biraz daha üstün biraz daha özellikleri vardı. Bu en uygun model yani en düşük versiyon olarak geçiyor. Ama gene özellik açısından da bayağı dolu bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Fazla uzatmadan gelin önce bir kutusundan çıkaralım kulaklığımızı. Neler varmış bir onlara bakalım şöyle hızlıca kapağımızı açtığımızda zaten üst taraftan kulaklığın kendisini görüyorsunuz. Kulaklık burada dursun. Şurada altta bir tane füme renginde bir kutu çıktı. Bunun içinden neler çıkıyormuş onlara da bakalım. İlk olarak kutudan bir tane 3.5 mm'lik avuz kablosu çıktı. Kulaklığı isterseniz kablosuz isterseniz de kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Kablolu kullanmak isterseniz de bu kabloyu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca bir tane de şarj kablosu çıkıyor olması lazım. Evet bu arada bu kulaklığın üst modeli Type-C şarj destekliyordu. Bu kulaklık ise Micro USB şarj destekliyor. Aynı şekilde kablosu da yaklaşık işte 15 santimlik bir tane siyah plastik bir kablo geliyor. Onun haricinde bir tane de kullanım kılavuzu geliyor olması lazım. Aynen burada da teknik özelliklerin Türkçe yazmıyor bu arada. İngilizce bazı işte görseller vesaire işte nerenin nere olduğunu falan gösteriyor. Ben zaten sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun haricinde kutudan başka bir şey çıkmıyor. Hemen bunları bir kenara alacağım. Kulaklığımıza bir yakından bakalım. Şöyle güzel bir poşede geçirmişler. Burada bir tane Türkçe garanti belgesi var. 2 yılda bir garantisinin olduğundan bahsetmişler. Burada da firmanın kendi bilgileri yer alıyor. Evet kulaklığa şöyle bir önden tasarım olarak bakmak istiyorum. Şöyle sert plastikten yapmışlar. Şurada bakın uzama kısımlar var. Yani kafanızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel. Gayet yeterli zaten. Şöyle bakayım bir sağ tarafı neresi bunun? Right diyor evet. Şöyle koyduğumuzda bakın önce bir hem kafada da nasıl durduğunu bir görün. Güzel. Oturması iyi. Bu arada üst tarafa da şöyle yumuşak petler koymuşlar. Hani kafanızın üstüne plastik baskı yapıp acıtmasın canınızı diye. Güzel olmuş. Sünger kalitesi. Bunlar suni deri. Öncelikle onu söyleyeyim. Aynı şekilde bakın şu driverların olduğu süngerler de Suni deriden olmuş. Yani çok kaliteli suni deriler değil bunlar. Uzun süre dayanabileceğini düşünmüyorum. Yaklaşık bir yılda falan hatta bir yıl görür mü? Yani kullanım sıklığınıza göre değişir tabi ama bunlar yakın zamanda soyulur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani çok kaliteli süngerler ve kaplamasında derisinin çok iyi olduğunu söyleyemem. Bu arada kulaklığın katlanabilir yapısı yok yani. Hani mesela çantanıza şöyle az yer kaplasın diye katlayıp koyarsınız ya. Bunun üst modelinde var ama mesela bunda yok. Bu sadece şu şekilde uzayıp kısalabiliyor ama yani çantanıza bunu bu şekilde sabit bir şekilde atmanız gerekiyor. Hemen dipnot söyleyeyim. Ee, ben tabii daha önceden çıkarmıştım bu ürünü yaklaşık bir 10 gündür falan kullanıyorum. Şu taraftaki pedi çantamda kendi kendine çıkıyor yani bu süngerler direkt kendi kendine çıkıyor. Her defasında ben bunu kendi takıyorum. Bu arada takması çok eziyetli. Tek tek o derileri bunun aradaki o kanalları geri sokmanız gerekiyor. Bu tarafta bir sıkıntı yok. Ama sol taraftaki süngerler sürekli çıktı. Bu üçüncü çıkış yani belki de üç defa taktım yani. Bu konuda maalesef biraz zayıf olmuş. Yani ne olduysa kutudan çıktığına itibaren çantamı atıyorum. Bir yere gidip geliyorum. Geldiğimde çantadan çıkardığım kulaklığı bu sünger çıkmış oluyor. Hani buradan bir eksi not verebilirim. Hemen şöyle bir giriş çıkış portlarına da bakalım. Yan tarafta bakın şurada Habit logosunun altında da bir tane çalıştırma butonumuz var. Bu butona birkaç tane basa tuttuğunuzda direkt kulaklık aktif oluyor. Ayrıca çağrı gelirse çağrıyı bu butondan karşılayabiliyorsunuz. Yani dahili bir mikrofon var bu kulaklıkta. Görüşmelerinizi bu kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Hemen zaten şurada tam orta kısımda 3.5 mm'lik AUX girişi var. Yan tarafta bir tane micro USB şarj girişi var. Onun yanında da gene ileri, geri, durdurma veyahut da modlar arasında geçiş tuşları konumlandırılmış ve tam son olarak da yanında bir tane de micro SD kart girişi de var. Buradan da müziklerinizi eğer SD kartınızda bir müzik arşiviniz varsa bu kartı da buraya takıp buradan dinleti yani müzik dinletisi yapabilirsiniz. Kulaklıkların ağırlığı iyi bu arada. 150 gram gibi ağırlığı var. Çok da öyle abartılı ağır değil. Bu arada günlük kullanımda ben sürekli kullandığımda bir süre sonra tabii süngerler çok kaliteli ve olmadığı için size bir rahatsızlık hissiyatı verebiliyor. Kulağı tam olarak kaplıyorum derseniz çok ufak biraz kulağınızda küçük kalabiliyor yani bir miktar. Tabii gene dış ortamdan size güzel yalıtım sağlıyor ama birazcık daha büyük olsa kulağınızın etrafıyla beraber komple kaplayabilirdi. Bunda birazcık küçük kalmış süngerlerin genişliği. 40 mm'lik driverlar konumlandırılmış. Birazdan zaten müzik performansı vesaire onlardan sizlere bahsedeceğim. Bluetooth 5.1 ile geliyor kulaklık. Ayrıca 200 mAh'lik daimi bir bataryası var. Yani otomatik olarak kendinizi şarj edeceksiniz ve şarjından kullanacaksınız. Bu arada Fabrika verilerinde 3 ila 4 saatte kesintisiz kullanım bahsedilmiş. Bu tabii ki de genellikle bu fabrika verileri %50 gibi bir ses seviyesinde. Ama ben %100 ses seviyesinde kesintisiz 6 saat 32 dakika müzik dinleyebildim bu kulaklıkta. Bu da gayet başarılı yani kendi fabrika verilerinin daha üstünde bir sonuç elde ettik. 6 saat 32 dakikada tabii kulaküstü bir kulaklık için aslında biraz gözünüze az gelebilir. Yani Sonuçta biliyorsunuz küçücük kulaklıklarda bile 6 saat müzik dinleyebildiğimiz zamanlar oluyor. Ama buna tabii ki driverların daha büyüklüğü var. Ekstra farklı fonksiyonları var. Ama gene de bir batarya seviyesi bir 8 saat, 9 saat, 10 saatleri görse çok daha verimli olurdu. Bu arada sıfırdan 100'e de 3,5 saatte tekrardan tam şarja ulaşabiliyor. Şöyle hemen bir kulaklığa çalıştıralım. Sesini duyun. Çalışırken zaten böyle bir ufak bir melodi geliyor. Buradan çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Bağlandığında zaten bildirim sesi de geliyor. Hemen önce ben bir radyoya geçiş yapacağım. Evet. Şu an bakın direkt radyoya geçti. Gel. Evet. Yani harici bir anten olmamasına rağmen şu an evin içindeyim ama radyosu güzel çekiyor. Yani hiç elinizde bir müzik bağlayabileceğiniz aygıtınız yoksa en azından radyoyu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. SD kartınız varsa zaten SD kart taktığında da otomatik olarak direkt oradan müzik oynatmaya başlıyor. Ama ben size Bluetooth üzerinden fonksiyonlarını göstermek istiyorum. Kulaklığı çalıştırdığınız anda zaten direkt Bluetooth ayarlarına girdiğinizde bakın Havit H2590BT olarak çıkıyor. Ben şu anda kulaklığımı bağladım. Hemen sizlere bir mikrofon testi yapmak istiyorum. Bir mikrofondaki kaliteyi de görün. Hem sessiz ortamda hem de gürültülü ortamdaki bir mikrofon kalitesinin testini yapmak istiyorum sizlere. Şu anda bu ses kaydını Havit H2590BT kablosuz kulak üstü kulaklıktan alıyorum. Gördüğünüz gibi sessiz ortamda kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Bir tane de gürültülü ortamda bir ses kaydı alalım. Bakalım burada nasıl oluyor. Şimdi de bu ses kaydını gürültülü bir ortamda alıyorum. Tabletimden bir gürültü sesi açtım. Gördüğünüz gibi kulaklığın gürültülü ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Mikrofon performansını gördünüz. Kulaküstü bir kulaklığa göre ve fiyatına göre de ben ideal olduğunu düşünüyorum. 300 TL'nin altına satılan ve mikrofon performansı bu derece iyi olduğunu gördüğüm fazla kulaklık yok açıkçası. Gene en azından sessiz ortamda sesinizi gayet iletebiliyorsunuz. Gene gürültülü ortamdaki avantajı ise kulağınızı kapladığı için en azından karşıdan gelen sesleri iyi algılayabilirsiniz. Ve siz de sesinizi onlara yeterli bir seviyede verebileceğinizi düşünüyorum. Benim yaptığım görüşmelerde genellikle herhangi bir problem olmadı. Özellikle sessiz ortamlardaki görüşmelerimde zaten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gürültülü ortamlarda da tabii ki de gürültünün seviyesi arttıkça ufak tefek seslerin azaldığında ilgili şikayet geldi. Ama gene bunda da orta seviyede bir mikrofon performansı olduğundan bahsedebilirim. Kulaklığın herhangi bir uygulama desteği yok bu arada. Yani uygulama sayesinde farklı equalizer ayarları yapamıyorsunuz. Sadece kendiniz müzik dinlediğiniz uygulama üzerinden bir equalizer ayarı yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir farklı oyun modu veyahut da aktif gürültü engelleyici gibi farklı farklı özellikleri yok. Sadece dediğim gibi standart yani en uygun seviyede tutabilecek bir kulaklık yapılmış. Ayrıca radyo gibi veyahut da aux girişleri gibi farklı farklı özellikler eklenerek de kulaklığı daha fonksiyonlu bir hale getirmişler. Kulaklıkların driver kalitesinden bahsedecek olursak müzik performansında ise ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de kulak üstü kulaklık olduğu için sizi direkt müzik ambiyansının içine tutabiliyor ama driverlar o kadar çok kaliteli değil. Ben buna gene orta diyebilirim. Yani orta üst seviye diyemem ama orta seviyede müzik performansı yeterli. Yani en azından sahne sesi yani HD bir ses kalitesi var. Sahne sesleri ve hatta işte müzik sesinin netliğinde bir problem yok. Genellikle biraz daha basları e, driverların büyüklüğünden dolayı tabii ki de basları yoğun tutmaya çalıştır ama en yüksek seviyede basların ufak da olsa bir e, kalitesizleştiğini hissedebiliyorsunuz. Gene dediğim gibi bas ve tiz oranını orta seviyede tutabiliriz. Çok iyi değil. Yani orta üst bile değil. Orta seviye diyebilirim sizlere. En azından spor yaparken veyahut hatta günlük kullanımlarda en azından müzik dinlemekten ayrı kalmak istemeyenler için gayet yeterli bir müzik performansı var ama tabii ki de daha böyle kaliteli bir müzik performansı veyahut da özel sesle ilgili işlemler yapıyorsanız tabii ki de bu kulaklığı değil çok daha üst seviyede kulaklıklar tavsiye edebilirim. Vokal seslerini ayırtmada da bu konuda başarılı dediğim gibi genellikle sahne sesleri işte enstrümanları falan ayırt edebiliyorsunuz bunda bir problem yok. Yani ses kalitesini de orta seviyede söyleyebilirim sizlere genellikle düşük profilde kullanıcılar için gayet iyi hitap edebilen bir kulaklık olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Gecikme testinde gördüğünüz gibi en azından diğer bazı modellere aldığımızda gayet başarılı bir gecikme süresi var. Tabi ekstradan bir oyun moduyla daha düşük gecikmeler almıyor. Yani oyuncular hitap eden bir kulaklık ol olmadığını söyleyebilirim sizlere. Ama dediğim gibi gene gecikme süresinde çok aşırıcı bir afaki farklar yok. Yani sizlere yeterli seviyede bir gecikme süresi elde edebiliyorsunuz. Zaten müzik dinleyenler için bunlar çok problem olmuyor. Genellikle oyuncular için daha önemli bir kriter olduğunu unutmayalım. Bu arada ben direkt bu kulaklığı kendim satın aldım. Zaten videonun başına bahsetmiştim sizlere. Ben 236 liraya aldım almıştım. Şu anda kulaklık hatta daha da düşük fiyata düşmüş. 229 TL. Yani 250 TL'nin altına satılabilen gene en uygun Bluetooth kulaklıklardan birinin olduğunu söyleyebilirim. 3 farklı rengi şu anda satışta. Kırmızı, mavi ve siyah renkleri mevcut. Ben gene aşağıya açıklamada linkini bırakacağım satın almak isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Ürünün genel bir değerlendirmesini alacak olursak fiyatına göre bence çok iyi. 229 TL en azından sizlere orta seviyede tüm işlerinizi görebilecek günlük kullanım olsun, müzik derecede olsun orta seviyede sizlere gayet iyi hitap eden bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Daha üst seviye bir kulaklık istiyorsanız da tabii ki de bunun Havit markasının daha üst modeline veya da farklı marka modellerinin daha üst ve daha pahalı modellerini tercih etmenizi muhakkak öneririm. Evet arkadaşlar H2590BT kablosuz kulaküstü kulaklık incelemesinde sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.